Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selam ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Mevzu hikmet yani hikmetle yeni hikmetle üstadın dediği yeni hikmetle Risale-i Nur arasındaki münasebet. Yani aslında Risale-i Nur bunlar bahsetmiş yeni hikmet. Risale-i Nur daha ilerisini söylemiş temelini, hakikatını. Ee, yeni hikmette bunları bulmuş. Yani şu anda Avrupa'da bilim dedikleri, fen dedikleri bu yeni hikmette bunu bulmuş. bu ikisine bakacağız. İkisine bakarken de bir mukaddeme yapayım abi başta. Muhakemat 27'de manay hakikinin bir sikkesi olmak gerektir. O sikkeyi teşhis eden maksadı şeriatın müvazenesinden hasıl olan Hüsnü mücerrettir. Hüsnü mücerret var manay hakiki de onu ifade eden. Ama e, ekseriyetle zahire bakıldığı için hep hurafat ve hilafat karışmış. Üstad da diyor ki mantı ve belagatı rehber etmek gerektir. Yani bu niye yapıldı, hikmeti nedir ve belagat, manası nedir? Yani hangi mana için yapıldığından kopulursa bu sefer ne oluyor? Mesela yılan ayı yutmuş. Validesine sormuş, yılan ayı yutmuş. Demiş ki neden daha görünüyor? Dedi ki Asuman'ın yılanı nim şeffaftır. Yani böyle bir e, aslında böyle değil ama böyle. İlim yani bu mecaz ilmin elinden cehlinlerine düştüğü zaman böyle oluyor. Yani mana ve hakikati gizleniyor. Ee, üstad da diyor ki evet eski hikmetin hayrı az, hurafatı çok, ezhan istatsız, efkar taklit ile mukayyet, cehil avamda hüküm ferme olduklarından selef bir derece hikmetten nehyettiler. Yani geçmiştekiler her şeyin hikmetine bakma, her şeyi düşünme sen emredildiği için yap. Böyle geleneksel örfü yani insanlar sevk edildiler. Niye? O zaman çünkü vakit müsait değildi, zaman müsait değildi. Fakat şimdiki hikmet ona nispeten maddi cihetinde hayrı çok. Artık şimdiki hikmetin hayrı çok. Şerini geçmiş. Yalanı az, efkar dahi hür, marifet hüküm fermadır. Ama şimdiki artık hikmette insanların medenileşmesiyle marifet hüküm ferma, efkar yani insanların fikirleri hürleşmiş zaten her zamanın bir hükmü olmak gerektir. Yani eskisi gibi hissiyat bunu emredildiği için yap, bunu hikmetine bakmadan yap. Veya işte böyle olduğu için biz böyle yapıyoruz değil de gerçekten öyle olduğu için yani manasına bakarak, manasını anlayarak yine 37'de 10 sayfa ileride, yine orada halbuki tasup yerinde hak, safsata yerinde bürhan ve tadliyle gayri yerinde tevfik ve tatbik ve istişare ederse dünya birleşse hak olan mezhep ve mesleğini bir parça tebdil edemez. Yani hak ve bürhanla hikmet de giderse e, insan bu sefer mesleği değişmez. Yani öncekiler gibi parçalanma, bölünme olmaz. Yani meşveret, şura olması, her şeyin hikmetine bakılması. Bu şekilde. Yani bunun için e, şimdi de e, bu hikmet, mesela şu anda hikmet nedir? E, şimdiki fen ve bilim. E, mesela diyorlar ki kuantum fiziği, yeni e, artık bu maddi fizikten, fizik ötesinden sonra... Kuantum fiziği var. Nedir kuantum fiziği? Onlar da ilk başta işte birçok e, kanunlar vardı İşte nedensellik, determinizm falan. Yani her şey bilimle çözülür, her şey maddeyle halledilir. Mesela bir tanesi nedir? Eğer diyor biz sebepleri tam bilirsek ilmini, ne olduğunu, sonucu da biliriz. Yani sonuç kesindir. Bu var ama sadece bu kadar değil. Onlar sadece oradan yola çıktılar ama o kadar değil. Sonra baktılar ki aynı sebepler olsa dahi sonuç aynı değil. Yani sonuç onlar ne yaptılar? Sebebi sonuca bağladılar. Onu illet zannettiler. Sebepleri sonuca illet zannettiler. Bu sefer baktılar ki aslında bu sebepler bu sonuç için yeterli değil. Ya da her zaman aynı sebep aynı sonucu doğurmaz. Mesela nasıl? Tıpta buna plasebo etkisi diye bir şey var abi. Ploso, plasebo. Tıpta buna bu diyorlar yani. Mesela sabahki morfin misali. Mesela ağrı kesici morfin yerine vitamin hapı versen de Adam zannediyor ki bana morfin verirler, ağrı kesici verirler. Bu aynı ilacı vermedikleri halde, onun ilacını vermedikleri halde zannediyor ki bana bu ilacı verirler ve iyileşiyor. Yani zannıyla o zannettiği için, onu öyle zannettiği için vücudu ona göre tepki veriyor. Beyni ona göre işliyor ve e, ağrısı gidiyor. Mesela bunun gibi yine başka bir deneyde, e, bir grup e, egzersizi fiziksel olarak yapıyor. Her gün spor yapıyor belli bir süre. Mesela bir ay spor yapıyor. Ama bir grupta var bunlar spor yapmıyor. Aynı onların vaktinde aynı onların yaptığı şekilde sadece hayal ederek. Sadece hayal ederek aynı şeyleri yapıyorlar. Aynı egzersizleri hayalde. İşte kas çalışıyor, kollarını indiriyor, kaldırıyor, koşuyor gibi. Aynı şekilde yapıyor. Ve netice olarak baktıklarında iki tarafta yani bu taraf hayal edenlerle diğer taraf Aynı onun kadar vücudu tepki vermiş. Yani kasları gelişmiş. Aynı onun kadar. Çok yani bu da ne demek? Yani her sebep, yani her zaman sebebin olması. Yani ben yaptım şu olacak. Veya ben yaptım bu neticeyi alacağım. Veya bu olursa bu olur. Gibi. Mesela hava bulutluysa yağmur yağacak gibi. Sebebi sonuca bağlamak. Böyle bir şey yok yani. Her şey anda yaratılıyor. Her şey anda kudrete çıkıyor. Cenab-ı Hakk'ın esmasıyla. Anda onu değiştiren ya da kendine alan ya da onu kendine göre biçimlendiren yani bu insan. Yani ya dışarıdakini aynen alıyor. Mesela siyah renk. Siyah rengi aynen alıyor. Ya da yeşil rengi aynen alıyor. Mesela yeşil rengi göz rengi göz körlü olanlar alamazlar. Renk körlü olanlar. Mesela onlar başka bir renk alır. Aynı yeşil rengi. Bunun gibi yani aslında demek istediğimiz şu. Aslında dışarısı değil insanı belirleyen dışarısı değil içerisi. Yani ne kadar dışarıda sabit olursa olsun insanı belirleyen içerisi. Yani kendisi ne yapmak istiyor? Onun için mesela 24. sözde ilk başta birinci dalda burada Esma Hüsna'dan zaten o sözün başında her şey Esma Hüsna'dan yaratılmış. Allah'tan başka ilah yoktur. Onu söyledikten sonra isimlerin, esmaların iktizasıyla kainatın yaratıldığını söylüyor. Ondan sonra evet bu yaratılma olmuş. Mesela Kadir ve Halik ismi eserini göstermiş, alim ismi göstermiş. Bütün isimler tecelli etmiş. Fakat burada e, mahlukatta esmalar ayrılmış. Yani tecelliyatın mertebesi, meratibi ayrılmış. Onun için ayrılınca bu sefer insanlar ayrılmış. Üç sınıfa. O da nedir? E, enbiya ve evliya. Mesela onların meşrutatları bile, gördükleri hakikatlar bile ayrılmış. Üstad da ne diyor? Çünkü üç sınıf aynı darlık var. Birisi zühre, birisi reşa, birisi katre. Zühre, katre, reşa. Üç sınıf aynı darlık olduğu için hakikat sabit ama insanlar ayrılmış. Farklı. Yani insanlara ayna darlığı ayrılmış. Ondan sonra da üçüncü dalda da e, şu var. Üçüncü dalda hakikat var. İnsanlar hakikatları anlamış. Hakikat var. Mesela bir hadis var. Bu sefer ayna darlıktan ziyade, ayna olandan ziyade, aynayı gören, aynaya muhatap olanın da onun da anlayış farklılığı var. Onun da görmesi, anlaması o da kendine göre bir ayna oluyor. Ve o da burada da ayrılıyor. Mesela Peygamber Efendimiz hakikati görmüş, bize nakletmiş. Mesela bir reşha misal. Sonra reşha misalden insanlar onu alırken bu sefer yine ayrılmış. Kendi kabiliyetin istadına göre yine ayrılmış. Ondan sonra yine üstad bunu 12 asılda beyan ettikten sonra dördüncü dalda da herkes, her şey kendine göre vazifesi var. Yani insanlar, hayvanlar, melekler, ruhaniler sınıflandırılmış. Her şeyin kendine göre vazifesi var. En sonunda yani bunu buraya kadar niye geldik? En sonunda beşinci dalda şu var. Beşinci dalda yani dışarıdaki hakikat veya insanların anlaması ne kadar farklı olursa olsun. Beşinci yılda şu var. Her insan bu şecere hilkatin bir meyvesi. Kainatın neticesi. Bu cihetle bir külliyeti var. Onun için insan külliyeti olduğu için hayvanlar gibi, melekler gibi veya ruhaniler gibi veya bir nebatat, cemadat gibi değil. İnsan eğer isterse yani layık olursa o mahiyeti kabul ederse insan o külliyeti kesmedip kendini istediği şekilde ifade edebilir. Ama burada mesele ne? Yani şu var. işte başta dediğimiz gibi burada belirleyici insan. Yani yine 24. sözde dediği gibi niye niye de aynı değil? Çünkü din bir imtihandır, teklif ilahi bir tecrübedir. Yani belirleyici herkes kendi belirleyici olduğunu nasıl sanarız? En bariz misal. Mesela birisine yanlış yaptığı bir şeyde ya da işte doğru yapmadığı veya düzeltmesi gereken bir şeyde İstediği kadar hikmetini söyle, uyar, bu olmaz de, yasakla. Yine o kişi gider aynı şeyi yine yapar. Yani bu en bariz misal. Ya da mesela Peygamber Efendimiz'de. Mesela peygamberliğini gördüğü, tasdik ettiği halde, Peygamber Efendimiz'in o kadar kuvvetli bir cazibesi olduğu halde, o kadar kuvvetli elinde hakikat olduğu halde, insanın fıtratını çok iyi bildiği halde, yine de onu kabul etmediler yani. Bu da nedir? Din bir imtihandır. Teklifi ilahi bir tecrübedir. Yani bu noktada insanın ...dışarıdan kimse müdahale edemez. Çünkü din bir imtihandır. Kimse dini verenin, yani o dini teklif edenin... ...o imtihana Cenab-ı soktuktan sonra... ...onun dışına çıkartamaz ve teklifi ilahi kimse değiştiremez. Yani mesela bir insana bir şey teklif edildiyse... ...yani tabii bu maddi soru gibi değil de... ...hayat, yani bu hayatta kimse kimseye doğrudan müdahale edemez. Bir insan ne kadar müdahale edilirse edilsin, o yine o onun imtihanı Allah indinde değişmez. Niye? Çünkü mağbudiyet noktasında Peygamber Efendimiz de sıradan bir insanda herkes eşit uzaklıkta Cenab-ı Hak'tan. Çünkü uluhiyet olduğu için mağbudiyet noktasında herkes eşit uzaklıkta kimse kimsenin önünde değil. Mesela kimse kimse bu noktada bizatihi sadece ne yapar? Tebliğ yapar. Sadece ne yapar? Ona yardım etmeye çalışır veya şefkat eder. Mesela ne diyor? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ümmetine yani insanlara onlardan daha şefkatli. Yani ümmetine ümmetinden ziyade şefkatli. Mesela ben kendime o kadar düşünemem. Ama o bana benden ziyade şefkatli. Yani bu noktada ne kadar böyle de olsa sonuçta burada insan belirleyici olan insan kendisi istiyor? Yani Cenab-ı Hak böyle bir insana modellik vazifesi vermiş. İnsan ne istiyor? Nasıl bir model olmak istiyor? Ona göre esmasını keser, biçer, kısaltır, uzaltır. Yani meselemiz bu. Niye bunu söyledik? Çünkü şu var. E, şimdi kuantum fiziğiyle yani bu fizikte artık e, fen, bilim gelişe gelişe artık telahuk efkarla e, Avrupalılar gelişe gelişe zaten temelde Müslümanlardan alınmış. Gelişe gelişe artık bu olmaz, bu olmaz. Deneye 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 tecrübeyle artık en son gelinen noktalar şu tabi daha ilerisi var yani e, İslam hakikatinde. Daha ilerisi şu kuantum fiziğinde gelinen nokta diyorlar ki enerji, her şey enerjidir, maddenin altı enerjidir e, her şey enerjiyle hareket eder her şeyin aslına baktığımız zaman enerjidir peki enerji nedir? Enerjinin kalıbı yoktur, enerji bir aslı yoktur, bir sabitiyet yoktur. Yani her şey olabilir. Mesela diyelim bu kalem. Yani bu kalem altı enerji olduğuna göre, enerjinin de bir sabitiyeti olmadığına göre... ...bu kalem onlara göre, yani kuantum fiziğinden bakarsak o cihette... Yani ...bu kalem dağılması lazım veya akması lazım. Veya her yere akabilir, her yere gidebilir. Yani her yerde olabilme ihtimali varken burada bu kalıpta durması, durdurulması. Onlar şu anda bunu buldular, yani keşfettiler. Bunu ileriye götürmeye çalışıyorlar. Mesela maddi olarak götürmeye çalışıyorlar. İşte ışınlanmayı bulmak için, işte elektrik, elektroniyi geliştirmek için, bir teknoloji geliştirmek için. Ama bir de başka bir grup da aynı bu hikmet yani aslında bu aslı hikmettir yani. Onlar hikmetle uğraşa uğraşa ustadın dediği gibi artık yani bu hikmetin artık marifet hüküm fermi olduğu için, efkar hür olduğu için artık bunun doğrusu daha çok, yalanı az. Onun için Bunlar uğraştılar, uğraştılar insanlar. En son geldikleri nokta bu. Yani her şey enerjidir. Dışarıda hakikat noktasında bir belirleniş yok. Hani ruh bahsinde var ya 29. sözde. Hiçbir şey, yani bizatihi bir sabitiyeti yok. Yani maddenin aslı yok, sabitiyeti yok. Bizatihi kayyum değil yani. Nedir? Bir kabuktur ya da kışırdır ya da köpüktür. Yani nedir? O altındaki manaya göre şekilleniyor. O zaman e, gelen nokta ne? O zaman her şey manaya göre şekilleniyorsa ve hiçbir şeyin sabitiyeti yoksa o zaman biz bunu kendi hayatımızda nasıl uygulayabiliriz? Bu sefer bunu düşünmeye başladılar. Yani bu e, kuantum fiziğinden buraya doğru belli bir grup buraya doğru e, gitti. Yani biz bunu nasıl insan hayatta uygulayabiliriz? Onun için mesela ne var? İşte tıpta plösobi etkisi var. Diyorlar ki mesela ilaç eğer doktor haberi yoksa veya özellikle hastanın hiç haberi olmayacak hemşire ya da orada birisi onun ilacını ağrı kesici değil de vitamin verecek veya ağrı kesici değil de renkli bir su verecek diyerek bu şekilde insanda ne zannediyor? Doktor bana gereken muayene yaptı ve benim ağrım kesilecek. Bu şekilde kendisi de böyle inandığı için, zannettiği için, bu dünyasını oluşturduğu için o ağrısı kesiliyor veya hastalığı tedavi olur Mesela bu sadece ağrı kesici değil, mesela kanserin tedavisi, tümörün tedavisi birçok düşüncelerle işte hastalıkların tedavisi bu şekilde denemeler yapılmış. Mesela kas geliştirme denemesi yapılmış. Yani bunlar olabilir diye. Bu şekilde bunları belli bir noktaya getirmişler yani. Onun için yine bu kuantum fiziği ile ortaya çıkan ne? Sözler 473'te. Yani bunların hakikati, kanuniyeti Kur'an'da işlenmiş hülası olarak. Risale-i Nur'da da işlenmiş. Ama onlar maddeden gittikleri için daha çok o direkt o maddede veya o maddi olarak enerjide gördükleri için bunları onlar direkt şey yapıyorlar, alıyorlar yani. Ama biz ona direkt alamıyoruz çünkü o kadar e, bizde o nazar yok, o nazarın olmaması da söyleyeceğim sebeplerini. Sözleri 473'te. Hakikat ilmini iste, hakikat ilmini, hakiki hikmeti istersen, Cenab-ı Hakk'ın marifetini kazan. Hakikat ilmi, hakiki hikmet. Bunlar nedir? Yani bunları kazanmak için ne yapmalıyız? Cenab-ı Hakk'ın marifetine kazan. Ne demek marifetine kazan? Yani bizde marifet kazan ne demek? E, geleneksel anlayışımızda ya da lugat anlayışımızda marifet ne demek? Bir şey bilmek, bir şeyin arifi olmak. Arif olmak ama şu, yani surette böyle, yani böyle görünüyor. Ama bu fiiliyatta nasıl olacak, nasıl uygulanacak, yani hayata nasıl geçecek? Yani mesela hayata geçmesi niye önemli? Mesela bir daha hayatı olmasa kendi başına bir dağdır. Ama bir karınca hayatı olsa o zaman artık külliyet kesbediyor. İşte bunun için bizde de bir şey hayata geçirmek bunun için önemli yani. Mesela hayata geçirmediğimiz şeyler akılda kalan, hikmette kalan veya hissiyatta zayıf kalan, mesela geleneksel bir şey hissiyatta kalmış. Hayata geçmediği için hep o cüzi, yani bir daha kadar da olsa, ne kadar kuvvetli de olsa yalnız. Hep tek başına. Yani bir türlü insan hayatta külliyet kesbetmez yani. İnsanı ileriye götürmez. Cenab-ı Hakk'ın marifetine kazanmak ne demek? Çünkü bütün hakaki mevcudat, İsmi hakkın şuatı ve esmasının tezahüratı ve sıfatının tecelliyatıdır. Yani bizim madde dediğimiz ne varsa, aslı, hakikatı Yani maddenin biraz arkasına geçtiğimiz zaman, yani bu madde nereden geldi dediğimiz zaman, hikmetin aradığımız zaman mevcudatın haka, haka iki, ismi hakkın şuatı, yani ismi, hakka, ismi haktan şuaları var, onun şuası, esmasının tezahüratı. Yani Cenab-ı Hak dedi ki, Kadir esması tezahür edecek. Ne oldu? O madde olarak ortaya çıktı. Cenab-ı Hak dedi ki, e, Musavir ismi ortaya çıkacak. O ne oldu? Madde olarak ortaya çıktı. Bunun gibi. Ve sıfatının tecelliyatıdır da nedir? Cenab-ı Hakk'ın sıfatları. İşte kudretlidir, ilmidir, iradesidir. Mesela iradenin en bariz delili nedir? Mesela normalde ağaç var, bahar var, her şey tamam. Ama bazı meyveler bir sene verir, bir sene vermez. Veya bir sene az verir, bir sene normal verir. Mesela bir sene yüz verdiyse, diğer sene yüzde on verdi. Niye? Hayır, orada bir sıfatın tecelliyatı var. Cenab-ı Hak irade etmedi bu kadar yani. Yani bu cihetten baktığımız zaman aslında o kuantum fiziğinin enerji olarak dediği şey o esmasının tezahür etti, çıktı. Oradaki alan veya oradaki bir zemin. Bu zemine onlar demişler ki enerjidir, her şey olabilir. Mesela ne demek her şey olabilir? Mesela diyelim bir zerre. Nedir o? Enerjidir aslında. Tamam nedir onların enerji dedikleri? Her şey olabilir. Bizi Risale-i Nur gözüyle bakarsak nedir? O esmanın tezahür edeceği zemindir. Sıfatın tecelligahıdır. Orada Cenab-ı Hak hangisini iktiza ederse hikmeti, hangisi gerekirse ona layık orada tecelliyat olacak. Onların dedikleri bu. Bizim cihetimizden baktığımız zaman daha külli yani. Aslında aynı şey. Ama onlar öyle bulmuşlar. Maddeden oraya gelmişler. Ama Kur'an bize ne diyor? Direkt Cenab-ı Hakk'ın marifetinden bizi buraya getiriyor yani. Onu direkt gösteriyor. Maddi ve manevi, cevheri, arazi her bir şeyin, her bir insan hakikati birer ismin nuruna dayanır ve hakikatine istinad eder. Burası önemli. Eğer şu dünya hayatına müştaksan, mevtten kaçarsan, katiyen bil ki hayat zannettiğin halat yalnız bulunduğun dakikadır. Yalnız bulunduğun dakikadır. Yani bizim hayat dediğimiz nedir? Şu dakika. Zaten kuantum fiziğinde enerji keşfedip, enerji tespit edip geldikleri nokta onların da nedir? Şu anda her şey enerjidir, her şey her yerde vardır, her şey her şey olabilir. Onun için geçmişte ne olduğu önemli değildir. Mesela geçmişte hastasın, kansersin, önemli değil. İşte geçmişte başına bir kötü olay geldi, travma yaşadın. Ama normalde nedir insanların ekseriyetle hayatlarını yaşadıkları? Mesela bir şey başına geldiyse, bir şey sıkıntı çektiysen veya küçük yaşta bir yakınını kaybettiysen bu nedir? Hep sende bir iz olarak kalacak. Yani bu hayatında sanki hep hayatın onun üstüne ekleniyor. Sanki o bir tuğlaydı, üstüne bir tuğla daha koydun. O bir kattı, üstüne bir kat daha attın. Hep böyle böyle ekleniyor. Ama kuantum fiziği ne diyor? Her şey enerjiyse, ve her şey her yerde olabilme ihtimali varsa sabit değilse o zaman diyor senin önceden yaşadığın travma olabilir veya işte bir yakını kaybetmiş olabilirsin, hasta olabilirsin veya başına hiç hoşuna gitmeyen bir şey gelmiş olabilir. Ya yani bunlar önemli değil. Zaten o bir enerjiydi. O anda aynada öyle göründü. Zaten ayna misali de söyleyeceğiz. Ayna misal çok iyi izah ediyor. O anda göründü. Artık şu anda senin bu boş zeminde yani şu anda bu enerji her şey olabilecekken bu zeminde böyle bir zeminde İstediğin şeyi yapabilirsin. Ya yani bizi kısıtlayan burası. <laughs> mesela onlar diyor ki enerji olduğu için her şey yapabilirsin. Ya yani istediğin şeyi, her şey mümkün. Ama bizi kısıtlayan ne? Az önce okuduğum yani hissiyatı niye okudum? Mesela geçmişte hissiyatlar. Hissiyat olduğu için hissiyatlar insanı bırakmaz. Mesela insanın hayatını yani bir günde şöyle bir düşünsek mesela dün düşünsek işte Ramazan'da oruç tuttuk, işte sabah kalktık, öğle namazı, ikindi namazı, akşam namazı. Yaptıklarımızın kaçta kaçı şuurlu. Mesela namaz kılarken bile artık hareketler belli bir şey olmuştur. Mesela rüküye gidersin, orada zikir var. E, secdeye gidersin, orada zikir var. Selam verirsin, işte tesbihat olur, şey olur. Yani biz o, o suret olan elfazda, o lafızlarda, yani hareketlerde bir lafız gibi, oralarda şuursuz olarak, mesela abdest aldık. Mesela normalde zaten böyle olması gerekiyor ama, Abdestin içinde de o manaya girmek. Çünkü belagat mezhebinde vaciptir. Elfaz düşünürken, elfazı okurken, elfazı söylerken manayı düşünmek belagat mezhebinde vaciptir. vaciptir. O zaman şu olur mu? Madem kuantum fiziği bir şekillenmemiş, belirlenmemiş, hadis-i şerifi gibi mevcul mekfufun yani dalgalı bir sema gökyüzü gibi hiçbir şekil yok. Ama her şey olabilme bir potansiyeli var. O zaman bu kuantum fiziğinde mazi ve müstakbel yok ki. O zaman şu o çıkıyor. Mazi ve müstakbel olmayan enerjinin hepsi aynı. Her, her şey her yerde aynı. Biz onun şu anda belirle, ben düşüncemle geçmişimi tutuyorum. Geçmiş hastaydım. Şimdi de hastayım. Dediğimiz zaman kuantum fizi o mutlak olan belirlenmemiş enerji paketi beni şu anda hasta olarak vücudu veriyor. Geçmişteki biraz önce dediğine şey yapıyorum ben. Geçmişteki düşüncelerimizi kuantum fizi şu anda şekillendiriyor. Biz aslında anı yaşamıyoruz. Geçmişimizin üzerine tuğla koyuyor. Öyle mi yani? Evet abi zaten bu aynı misali var ona girince daha net anlaşılacak yani. Yani şu var şimdi bunu niye söyledim? Mesela gündelik hayatta biz yüzde %90-95 hissiyatla hareket ediyoruz. Yani içine girmiyoruz. Mesela üstad gibi ya da peygamber gibi böyle büyük satların aleyhisselatü vesselam. Niye bu kadar şey oldular? Yani mesela üstad, mesela barlar sürüldü. Mesela 8 sene diyor ben bir yerde kalmadım. Hayatı hep böyle bir çalkalanma içinde. Yani tabii zahirde bir zulüm var ama kader noktasına baktığımız zaman ne var? Hep bir çalkalanma. Mesela Birinci Dünya Savaşı'na gitti, 93 Harbi'ne gitti, işte medresesi yıkıldı, İstanbul'a geldi, Kosturma'da 3 işte ay kaldı mesela orada, oradan oraya geldi. Yani bir sabitiyet yok. 8 seneden fazla bir yerde kalmadı. Yani onların farkı ne? Ya biz genelde hatta şöyle bir şey var, e, eski insanlarda yani fikri inkişaf etmemiş eski insanlarda yani ya da ilimle uğraşmayan kişilerde neredeyse %100 yani, neredeyse %100. Yani düşünce, fikir neredeyse hiç yok gibi, çok zayıf. Hep hissiyat. Yani ne, hissiyat ne demek? Mesela ben dün ne yaşadım? İşte bunları bunları öğrendim veya bunları bunları yaptım. Ertesi gün aynı, ertesi gün aynı, ertesi gün aynı. Onun için aslında biz belli bir yere kadar bir şeyler öğreniyoruz. Çocukken bir şeyler öğreniyoruz. Belli bir şekle girdikten sonra anne babanın uçuruca verdiği düşünce yapısı, anne babanın verdiği hissiyatlar veya o yetiştiği çevredeki hissiyatlar, düşünceler onlar onun zanlarını, hususi dünyasını oluşturuyor. Aynasını şekillendiriyor. Ve o ayna, bak ayna olduğu halde. Mesela ayna nedir? Bir sabitiyet yoktur. Ama o aynada insan şuursuz olduğu için veya fikriyle onu şekillendirmediği için, kendisi müdahale etmediği için o ayna hep aynı görüntüleri verecek gibi. Yani ayna kuantum fiziği olsa, düşüncelerimiz de onun karşısına koyduğumuz şekil olsa, ayna ister istemez karşısına koyduğunu gösterdiği gibi kuantum fiziğini de düşüncelerimiz de bizi oluşturmasına e, sebep oluyoruz. Aynen abi. Ayna e, kuantum fiziği bile değil abi, enerji bile değil ayna. Ayna sadece orada bak zemin. Yani enerji nerede? Enerji nerede şekil alacak? O zemin ayna. Mesela oradaki e, enerji nedir? Sen boya yapıyorsun sadece aynada. Mesela üstad diyor ya, aynanı siyah boyasan siyah. Mesela bizde nedir? Mesela aynamız var. Bizim hususi dünyamız bir ayna gibi. Eğer biz enerjiyle yani bu andaki, yaşadığımız hayattaki o enerjiyle ya da bize verilen ihtiyar ve iktidarla biz aynamızı hangi renge boyarsak yani onlara göre sen o enerjiyi hangi tarafa yönlendirirsen o aynada boya yapıyorsun. Yani siyahsa siyah, kırmızıysa kırmızı. O ayna işte bizim yani insanların genelde kaçırdığı nokta bu. Ayna o olan hadisatın kendisi değil. Yani bir sabidiyet değil. Yani olan şey aynı şekilde gelecekte de devam etmek zorunda değil. Yani bunu eğer şey yapabilirsek, yani bu noktada böyle düşünebilirsek o zaman bir şeylerden kurtulmak veya alışkanlıklarda bağımlı kalmak o zaman olmaz. Mesela Üstad veya Peygamber Efendimiz niye şey yapmadı? Devamlı hep o mana cihetini düşündüğü için, hep orada olduğu için yani bir şeylere e, zanlarıyla hüküm vermedi yani. En önemli nokta bu, zanlarıyla hüküm vermedi. Mesela bir olay var, Peygamber Efendimiz ne yapıyor? Hüküm vermiyor, bekliyor. Mesela bizde nasıl? Biz bir şey olduğu zaman bu budur, bu kadar. O zaman bizim düşünceler ayna aynadır. ...mazimizi buraya taşıyor diyebilir miyiz? Bizim düşüncelerimiz... E, ...boyadır abi, boyanmış. Ama biz tekrar boyabilirsek o düşünceler... ...yani o düşüncelerimiz... ...oradaki bizim ihtiyarımız yani. E, oradaki boya yapma yapan el. Yani o boyayı tercih eden el. Aynayı boyayan el. Ama işte eğer o el aynayı tekrar tekrar boyamazsa... ...değiştirmezse o boya sabit kalacak. Mesela... E, ...üstad ne yapıyordu? Mesela dördüncü şuanın başında. Öyle bir hale giriyor ki... O zaman diyor ki, öyle bir hale girdiği zaman Risale-i Nur'un medet verici tesellilerine bakmayarak diyor, Kur'an'dan yeni bir şey aradım diyor. Kur'an'ın fezinden. Bu sefer ne oluyor? Hasbunallah ve nimel vekil. O hakikat aynen lakin mertebesinde inkişaf ediyor. Ya biz de ya sıkıntı ne? Biz zanlarımızda bu bu olacak diye tayin ediyoruz. Yani geçmişe bağlılığı kopmuyor bizde. Evet kopmuyor. Hep devam ediyor. Sabit Yok, tutuyoruz. Evet. O sabitmiş. Hep bundan sonra gelecek de bu geçmişin zorunlu neticesiymiş gibi. Evet, aslında bizim burada yaptığımız abi şu. Atabur. Sebepler sonucu doğurur. Yani biz aslında burada tabiyyum ve maddiyim gibi. Yani bizim hayatımızda bunu evet madde zahirde bir şey vermiyoruz. Mesela madde şunu yapar demiyoruz ama hayatımızda şunu yapıyoruz. Geçmişimizde olanlar veya yaşadığımız bazı şeyler mesela bazı şeyler hissiyatlar yerleşti. Biz bunu sanki tabiat bunu iktiza eder gibi sanki ge gelecekte de aynı şekilde olacak gibi inanıyoruz yani. Yani aslında bu bir tabiat perestlik veya bir madde perestlik yani insan iç aleminde. Ya yani bu oldu tamam bu olacak. Bu oldu bu olacak. Es esbaba şuursuz bağlıyız çok ciddi. Evet şuursuz olarak esbab perestlik ve tabiat perestlik. Yani bunlar şuursuz olarak var. Yani bunlar aslında risale her şey açıldığı halde biz niye şey yapamıyoruz? Bunu da söyledikten sonra ayna ve insan mahiyeti onu söyleyeceğim abi. Bizde ne var? Ha, şu var, bizim sıkıntımız ya da işte sahabelerden sonra, tabiinden sonra gelen insanların sıkıntısı veya yanlış bir zanlı şu var. 25. Sözde diyor ki mesela oradaki sahabeye 447'de. Orada diyor ki hatta bir adam dedi harika telakki edilen belagatını göremiyorum. Ayetin. Yani, ayetin. Ayette ne? Bunun harika telakki edilen belagatını göremiyorum. Diyorlar ki işte Kur'an ne şiirdir, ne nazımdır, ne nesirdir. Ne şiirdir, ne düz yazıdır. Belagatı fevkaladedir. Fakat bunda böyle bir şey göremiyorum. Şimdi, bak o kadar keskin. Yani izah etmek yok burada. Bak o kadar keskin. Direkt adamı değiştirecek bir şey. E, yol, yöntem yani. Ona denildi, sen dahi bu seyyah gibi o zamana git, orada dinle. Yani mesele bu. O seyyah gibi. Yani o seyyah gibi derken, bu ayet ne zaman geldi? Oraya git, oraya seyahat et. Yani evham ve hayalattan tecerrüt et. O devamında mı diyor ondan önce farz et? Evet abi. Okur musunuz? Orada dinle. O da yaptı bak fiil olarak ne yaptı? O da kendini Kur'an'dan evvel orada tahayyül ederken gördü ki. He. Yani orada kendini Kur'an'dan evvel orada tahayyül etti. Yani üstad da muhakemetten ne evham ve hayatın hurafatından tecerrüt et. Yani biz kendi kafamızdaki evham ve hayalatta düşünüyoruz. Onun için anlaşılmıyor. Yoksa Risale'de bunlar çok çok ileri Çok acayip bir laf biliyor musun? Evan ve hayalattan tecerrut et. Yani o zaman mazinin olumsuzluklarının devamını kesmiş oluyor. Yani mesela dün hastaydım, şimdi de hasta olacağım. E, hastayım yani devam ediyor. Mazinin evan ve hayalatının devamı. Oysa kuantum fiziği her an her farklı şeydir ki ayette her an bir işendedir Allah. Yani Maziyi devam ettirme şey değil. Her an yeni bir şey. Ama bu kanunu anlatır mısın? Bu çok acayip bu ayet. Evet abi yani bir de şu var. E, yani e, hakikat olarak yani realite de baktığımız zaman, maddi olarak da baktığımız zaman, mesela diyelim ben 10 sene önce bir kaza geçirdim. Çok büyük bir travma yaşadım. Mesela hakikaten baktığımız zaman, 10 sene önce benim o kaza yaşadığım yere, o travma yaşadığım yere gitsek, Böyle bir madde yok. Yani oraya ben gittiğim zaman orada yeni bir bayram, yeni bir kaza. Orada devam etmiyor yani bir video gibi. Veya tekrar tekrar saran bir şey yok. Ya yani burada tekrar eden, onu orada o maddeyi oradaymış gibi tutan aslında dışarıda bir şey yok. Hani ilk başta dediğimiz şey bu. Yani dışarısı belirleyici değil, insanın asıl belirleyici olan içerisi. Yani iç alemi. Biz oraya gitsek, 10 sene öncesine gitsek öyle bir madde yok, öyle bir kaza yok. O bitti. Ha nerede var? O bizim evhamda ve hayalatta var. Yani biz hayalimizde sanki aynı şeyler tekrar tekrar olduğu gibi. Tekrar tekrar oluyor. Tekrar yaşıyoruz. Tekrar işte o bizi tutuyor. Ve tekrar o bizi etkiliyor. Tesiri var gibi. Biz onu tuttuğumuz için kafamızda var. Dışarıda öyle bir şey yok. Şimdi oraya gitsek belki de öyle bir yer bile yok yani. Öyle bir mahalle bile yok. Değişti yani çoktan. Yani... Peki niye tutuyoruz o maziyi? İşte bu ev, evham ve hayalat hurafatı... Yani üstad bunu şeyde diyor... Muhakematta aslında Üstad bunun çaresinde çok yani bu şeyi e, taşlat yapmış. Yani şöyle orayı bir okuyayım abi. He he, çok çok mühim bir şey bu ya. Mazi niye tutuyorum ben? O zaman benim psikolojim bozuk. Şu anda diyelim veya başıma bu üzerimde bir hastalık şu var. Psikoloji psikoloji temelde bu. Evvan ve hayalattan tecrüt edemiyoruz. İşte bakayım çaresine diyecek. Yani maziyi tutuyoruz. Mazi de olmuş. Şimdi de olacak sebepler yok. O sebepler yok. Niye o hastalık var? Ha, hatta abi diyor ki bak çok daha şey, burası daha böyle şey. Şu gelen uza, uzun mukaddemeden usanma. E, muhakemet 35'te. Zira nihayeti nihayet derecede mühimdir. Hem de şu gelen mukaddeme her kemali mahveden ye'si öldürür. Yani bu kadar önemli bir nokta yani. Allah Allah, her, kemali her kemali mahveden ye'si öldürür ve her bir saadetin mayesi olan ümidi hayatlandırır. İşte bunun bunun devamında üstad bunu söylüyor abi. Bak bu, bunun, devamında bak vaktaki hal sahrasında yani şu anda istikbal dağlarına daima yağmur veren hakaki hikmetin madeni tebahhuratı, efkar ve akıl ve hak ve hikmet olduklarından ve yeni tevellüde başlayan meli tahari -i hakikat ve aşka hak ve menfaat umumiyeyi menfaat şahsiye tercih eden ve meyl insaniyet kerane intac eden Berahini katadan başka ispatı müdda bir şeyle olmaz. Yani şu var. Hal sahrasında istikbal dağlarına doğru insan giderken, hani 23. sözde de var ya istikbal dağları. Oraya giderken aslında burada olması gereken, o istikbalde hüküm ferma olması gereken efkar, akıl ve hak ve hikmet olması lazım. Ama mazi ülkesinde ne olmuş? Mazi ülkesinde ekseriyle hüküm ferma, kuvvet ve heva ve tabiat ve mülat. Yani tabiat nedir? Ben böyle alıştım. Veya ben böyleyim. Tabiat yani. Veya mülat. Yani veya hissiyat olduğundan Mey, hissiyatlarımız, <laughs> tabiatımız, hevamız yani geçmişte alışkanlıklarımız veya kuvvet yani aslında kuvvetin şeyi hissiyattır yani menba. Her bir emirde böyle fil cümle olsun istibdat ve tahakküm var idi. Yani mazide istibdat ve tahakküm var idi. Bizde nasıl? Bizim de geçmişimizde istibdat ve tahakküm var. Yani geçmiş insanı devamlı istibdat ve tahkim altına bırakıyor. Yani hükmetmeye çalışıyor. Az önce niye dedim? Yani şu andaki zaman değil mi? Evet. Tamam. Geçmiş şu an geçmiş mi bizi hükmediyor şimdi? Evet. Geçmiş şu andaki zamanda insana istibdat ve hükmediyor. Nasıl? Arkamızı bırak. Diyor. Evet abi nasıl? O az önce söylediğim misal. Mesela bir günümüzün %90'ı 95'i hep geçmiş geçmişimiz oluşturmuş. Mesela şunu yap, bunu yap, şuraya git, buraya git. Bizim için sabit olanlar ne olması lazım? sünnet seni seniyye. Onun dışında nedir? Onun dışında insan kendisini belirliyor. Sünnet-i seniyenin dışında yaptığımız her şey veya sünnet-i seniyeyi yaparken manasına ne kadar giremediysek o kadar bize mazimiz e, istibdat ve hükmediyor, takip ediyor yani. Hayalimize geliyor geçmişteki bir olumsuzluk. Hayaline gelince düşünceyi otomatik aktif ediyor. İnsan da ona hemen dönüşüyor. İnsan o zaman nedir diye bir akşam çıkartmıştı herhalde buradan İbrahim. İnsan hayalinin ve düşüncelerinin çocuğudur. Veledidir der usta. Yani onun veledi, o onu doğuruyor. Yani geçmiş aslında bizi doğurmuş şu anda. Geçmişten hiç koparmıyor ama çok antika dedi. Yüzde doksan şu anda bugünümüz geçmişimiz oluşturuyor. Geçmişimiz var altında. Zanlarımız vesaire. tabii. mesela bir de ne var? Mana düşünmediğimiz için. Mesela belagatta ne? Mana düşünmek vaciptir. Bunu yapmadığımız için. Mesela nedir? Mesela Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Mesela biz ne yapıyoruz? Bugünkü Subhanallah ile yarınki Subhanallah çok bir farkı yok. Belki de yarınki daha gafil olacak yani. Yani zaten alışkanlık haline geldi ya düşünmediğimiz için. Hissiyatla bu sefer başka bir yere kayacağız belki de. Yani Subhanallah diyoruz ama altta mana yok. Ama mesela Üstad ne diyor? O 33 Subhanallah onlar diyor benim fikrimde diyor hakikatları bulurken onlar bir mertebe oldu. Ve o kalıplara girdi yani. Mesela Şeyde Barla'da var abi, Refet abiye söylemiş. 33 sözler, 33 mektubat, 33 pencere 99. Bunlar diyor, Subhanallah, Elhamdülillah gibi bu 33 adedinin tevafuku diyor yani. Bunlarla diyor ben buraya çıktım. Zaten ilk diyor hareketi fikriyemde bunlar bana basamak oldu. Bunlar. Niye? Hep manaya girdiği için, hep manaya girdiği için. Biz manaya giremediğimiz için çok farkı yok. tabi zahirde o ibadeti yaptık, tesbihatı yaptık, vazifemizi yaptık ama mana olarak yani insaniyet olarak kendimizi şekillendirme noktasında çok zayıf. İşte bunun için başta da söylediğim efkar yani hikmetin, hakkın hakim olması. Onun için de ne diyor? Fenin himmetiyle yani fenin himmetiyle yani kuantum fiziğinde niye bahsettik? Üstad da ne diyor? Artık bu yeni hikmetin faydası çok, menfaati çok, yalanı az. Efkar hür, marifet hüküm ferma. Bunun için şu anda da yani artık telavuki efkarla fenin himmetiyle onlara da yardım ederek bu hakikatlara Artık mesela kuantum fiziğiyle bunlar görülmüş. Fenin himmetiyle zamanın halde fil cümle. İnşallah istikbalde bir tamamihi hüküm ferma. Kuvvete bedel hak. Yani bir şey niye yapıyoruz? Bizim hissiyatımız olduğu için mi? Hak olduğu için mi? Safsataya bedel bürhan. Bir şey niye yapıyoruz? Biz öyle düşündüğümüz için mi? Ya da gerçekten öyle olduğu için mi? Veya Kur'an veya Risale-i Nur'da karşı olduğu için mi? Veya biz kendimiz öyle istediğimiz için mi? Ve tab yerine akıl. Yani bir şey niye yapıyoruz? Tabiatımız gereği mi? Ya da düşünerek aklımızda bu doğru olduğu için mi bunu tercih ettik? Hevaya bedel hüda ve tasuba bedel metanet ve garaza bedel hamiyet ve mülatı nefsaniye bedel temayülatı ukul. Yani biz nefsani meyillere göre mi yoksa aklımızla mı bir şey ettik Yani bir şey benbanedir, e, meylin benbane. Hissiyata bedel efkar olacaklardır. Yani istikbalde tabi uzun bir mukaddeme abi. 3-4 sayfa. Şimdi hepsine şey yapamayız. Yani istikbal diyor üstad. Hak, bürhan, akıl, hüda, metanet, hamiyet, temayülatı, ukul. Bunların da şey nedir? Temel noktası. Efkar hakim olması. Efkarın hür, marifetin hüküm fermi olması. Şu anda bizim efkarımız yani düşüncelerimiz hür değil mi? Hür değil abi. Bizde ne var? Biz geçmişten geleneksel bir şey var. Geleneksel örfi Örf abi ha, abi. bağlamış. Dinde de böyle bağlamış. Mesela nasıl? Ee, mesela biz Risale-i Nur her okuduğumuzda nasıl okuyoruz? İşte üstad bunları yazmış ...yüz sene önce. İşte bir şeyler olmuş. İşte birileri üstüne koymuş. Hizmetler edilmiş, yapmış. Ee, biz de ne yapmışız? Yan yoldan girmişiz. Devam ediyoruz. Bunun gibi. Yani bu Kur'an'dan evvel meselesi çok önemli. Çünkü biz de Risale-i Nur'u Risale-i Nur'dan evvel. Mesela Risale-i Nur ilk gelse. Mesela şu anda. Bir de başka bir şey şu. Yanlış bir zan. Mesela ben risale 10, 10 kere okudum. Ben bu meseleyi çalıştım, ders yaptık. Biz ders yaptık, üstüne koyuyoruz. Yani üstüne koymak değil, tamam ders yapmıştık, bu kadar oldu, bunu aldık. Şimdi tekrar yeni, sanki Risale-i Nur yazılıyormuş gibi, yeni geliyormuş gibi. Hani diyor ya, Kur'an yeni nazil oluyormuş gibi Ramazan ayında. Böyle düşünsek, biz de risale Nur'da böyle bakabilirsek, yani evet o önce öğrendiğimiz manalar var, ilim var, marifet var, hakikati gördük, anladık onları reddetmek değil onun üstüne koyarken sanki ben bunları biliyordum ama tekrar Risale-i Nur geldi veya tekrar işte bir kader risalesi yazıldı. Böyle baksak oradaki belagat o zaman görünür. Bu var. Yani burada tabii ki bütün bütün şu da var. Yani bütün bütün kendini e, bu şekilde şey yapmak değil. Yani şu cihet de var. Mesela maddi olarak baktığımız zaman evet maddi olarak biz böyle Risale-i Nur 100 sene önce yazılmış. Biz şimdi geldik. Maddi cihette böyle ama manevi olarak, yani üstadın ayırdığı şey var. İki tane ilim var. E, o da nedir? İki tane ilim. Yani maddi ilimlerde şu var. E, mesela maddi ilimlerde birisi bir şey yapar, üstüne koyar. Birisi bir şey yapar, üstüne koyar. Bu şekilde o çoğalır. Ama manevi ilimlerde e, böyle değil. Maneviyatta bir peygamber nasılsa veya bir işte ilk zamanlarda gelen insanlar nasılsa... Onların maneviyat noktasında da yani insan sıfır, beşer olarak geliyor... Biz de beşer olarak. Mesela maddiyatta bir şeyler gelişmiş olabilir. Mesela diyelim teknoloji çok gelişmiş. Ama biz insan olarak gelişmedik. Bir de kaçırdığımız nokta bu. Hizmet evet 100 sene geçti hizmet olalı. Ama biz bize 100 sene geçmedi. Yani bu dışarıda evet 100 sene geçti doğru. Onu reddetmeyeceğiz. Ama biz kendimiz bu yola sonradan girmedik. Biz yeni başladık. Mesela Ramazan ayı niye? Mesela 12 ay var ama Ramazan ayı da var. Niye? Çünkü orada Evet maddi olarak mesela namaz var, oruç var, diğer nafile oruçlar var, hac var, zekat var diye zaten var. Kur'an da var. Kur'an da zaten inmiş. Yani tekrar yeni nazil oluyor gibi okumaya ne ihtiyaç var? İşte onun için 11 ayın sonunda bir ayda o Ramazan, Cenab-ı Hak insan Ramazan'ı sokuyor. Tekrar burada ya aslında Ramazan ne nedir? O geçmişi bir bırak. Yani 11 ay rastgele yiyip içtin, kafana göre takıldın. Bir bırak. Maddi manevi olarak yeni bir sürece gir. Ki Kur'an sana yeniden nazil oluyormuş gibi gelmeye başlasın. Yani bu var. Manası. Evet manası. O oh, Kur'an manası yeniden nazil oluyormuş gibi. Mesela o başındaki ayet. Yani aslında orada Ramazan değil mesela. Mesela Kur'an'ın inmesi. Yani Kur'an indiği için Ramazan oldu. Ramazan olduğu için, oruç tuttuğumuz için Kur'an inmedi o ayda. Kur'an indiği için o aya Ramazan denildi. Zaten ne diyor ayette? Şef Ramazan'a dedi. Yani o ayda biz diyor Kur'an indirdik. Yani zaten öncesinde ne diyor? Oruç farz kılındı. Sonraki ayette diyor ki oruç niye farz kılındı? Bir baksak sonraki ayete bakalım. Niye soralım? Niye farz kılındı? Çünkü o ayda Kur'an indirildi. Yani bunun gibi oruçta Kur'an ne alakası var diye gibi zahirde de değil mi? Ha işte Kur'an'ın inmesi için o şeyi terk etmesi lazım. O mevcut o hissiyatını terk etmesi lazım. Yeni bir şey girmesi lazım. Sanki Kur'an'dan evvel manası. Tabi Ramazan'da biraz daha farklı maddi cihette gösteriyor. Yani yeni doğmuş yeni bir bayram var yeni bayram gibi yeni sana Kur'an nasıl oluyor? Evet geçmiş 11 aylık o hissiyatından kurtuluyor, hissiyatı kırılıyor yani. O zaman yeni bir zemin oluyor, o zaman yeni gelmiş gibi bakma bakma muhatap olma daha kolay oluyor. İhza ediliyor zaten orada istihzar hüsnü istikbal diyor yani Kur'an hikmetini anlatırken abi. Evet bunu dedik. Ha bir de şunu söyleyeyim abi. Ondan sonra insanın mahiyeti model olması. Ona geçelim hızlıca. Birisi buydu. İşte mesela bu yine dediğimize ek olarak şu var bir de. Yani Kamil'in oğlu niye nakız? İşte şey niye? Çünkü şu var. Yani yine az önce dediğimiz noktaya kuvvet vermek için söylüyorum. Yani sanki üstad veya öncekiler hizmet yaparak veya bunlarda yaparak sanki biz bunu hallettik gibi oluyor. Ma tamam maddi noktada olmuş ama insanın kendi iç aleminde herkes mesela üstad evet üstadın bu kadar maddi manevi hakikatları gördü ama aynı hakikatları ben görmedim. Tekrar benim tekrar en az e, yani en az derken o kadar olmaz da yine benim e, gayret etmem lazım çalışmam lazım bu noktada. Eğer biz öncekiler zaten yapmış bizim yapmamıza ne gerek var dersek o zaman naks oluruz. Yani o şeyler, o hakikatları görme noktasında... Yani onlar maneviyatta ilerlemiş. Evet. E, tamam zaten o maneviyat ilerlemiş, o alemlerden haber vermiş. O alemleri seni ezber bilmeyle, o alemlere e, şahit olmak hiç alakası yok. O zaman maneviyatta o keşfetmiş, gitmiş, söylemişse, sen de o maneviyatlarla meşgul olman lazım. O verdiği habere öyle gidilir. O verdiği bilgiyle gidilmez. Sir. İşte burada e, iltibas olursa, bu sefer ne oluyor? Açlık hissi olmuyor. Mesela evet yapılmış bu kadar. Ama şu anda bir açlık hissi yok. Zaten halledilmiş yani. Gibi. Bu da e, sünat 26 abi. Evet. Nakıs'ın oğlu alim, alimin oğlu cahil. Evet. Bu kanun değil mi? Evet abi çok yani kazayı vatar diyor. Yani sanki kendisi yapmış gibi zannediyor yani. Şimdi mahiyetin model olması oraya geliyoruz abi. Hayat zannettiğin halat sözleri 474'te. Yalnız bulunduğun dakikadır. Yani bizim hayat dediğimiz şey, işlediğimiz, üzerinde bir şeyler yaptığımız, şunu yapayım, bunu yapayım diye işte geçmiş gelecekle o genişlendirdiğimiz dünyamız o hal aslında bir dakika. Yani biz sadece bulunduğumuz dakikayı ya da en fazla bulunduğumuz günü bunu <laughs> şey yapıyoruz. O dakikadan evvel bütün zamanın ve o zaman içindeki eşyayı dünyeviye o dakikada meyyittir, ölmüştür. Yani az önce dediğimiz şey mesela 10 sene yaşadığım benim bir kötü bir olay, bir kaza şu anda ölmüş ve meyyit. Onu canlı tutan kim? Onu canlı tutan insanın evham ve hayalatı. O canlı tutuyor. E, demek güvendiğin hayatı maddiye yalnız bir dakikadır. Hatta bir kısım ehli tetkik bir aşiredir. Belki bir anı seyyaledir demişler. Dünyanın dünya cihetiyle ademine hükmetmişler. Bak abi kuantum fiziğini aslında enerji bile yok yani. Bak dünyanın dünya cihetiyle tabii diyorum. Dünyanın dünya cihetiyle ademi var yani. Hükmetmişler. Bu son noktası yani Üstad buradan sonra. Adem'i var. Yani. Evet Adem'i bak. Dünyanın Hı. dünya cihetiyle Adem'ine hükmetmiştir Bir aşiredir belki bir anı seyaledir demişler. Sonra diyorlar ki eğer böyle bir anı seyaleyse o zaman dünya dünya cihetiyle yok. O zaman ne cihetiyle var? Ahiret cihetiyle ve Esma-i Hüsna'nın tecelligahı olma cihetiyle var. Onu da onu da orada şekillendiren, onu da orada liyakat kesbeden nedir? O mahlukatın <laughs> mahiyeti, tenevvü yani. Şimdi oraya geçiyoruz abi mektubatta 18. mektupta. Cehaletimizle bir cumhuriyet peyda etmiş diyor. Bak, yani Bak. cehaletimizle dünya dünya cihetiyle yoktur. Fanidir an an ve yok olup yok oluyor, var oluyor, yok oluyor. Cehaletimiz onu dondurmuş. Donmuş, cisimleşmiş, buz gibi, atom gibi olmuş. Sanki böyle geçmiş ve geleceğimiz kesin varmış gibi cumhuriyet yani camidat varlığa dönüşmüş. Var gibi düşünüyoruz hem geçmiş hem geleceğimiz. Oysa an ve an halkın cedid oluyoruz ayette diyor. Var olup yok oluyoruz, Zor var oluyoruz. İlimden kudrete, kudretten ilme yok yani. Anı seyale var. Yani devamlı akan bir an. Sadece orada biz şekil veriyoruz yani o kadar. Başka bir şey yok yani. Abi. Şimdi e, bunun bize uygulaması abi. Yani bize nasıl gelecek onu da okuyayım. Cenab-ı Hakk'ın Esma-i Hüsna'sının hat ve hesaba gelmez enva tecelliyatı var. Yani bizde nedir? Tecelli var. Enva tecelli. Yani bütün esmalar var. 99 esma var. Cevşen-i Kebir'de 1001 esma var. İşte İmam Gaza 4000'den geçmiş. Nihayet esma. Hat ve hesaba gelmez. Esmaların da 70 bin perdede hat ve hesaba gelmez. Enva tecelliyatı. Yani her türlü tecelli edebilir. Mesela bir Kadir esması, bir Alim esması, bir Adıl esması, Kudüs esması edebilir. Peki şöyle soru soralım. Yani çünkü açarak gidecek. Ben de soruları sorayım. Peki niye o zaman bütün her şey aynı değil. Yani niye her şey aynı değil de farklı ortaya çıkmış? Niye? Çünkü mahlukatın tenevvüleri o tecelliyatın tenevvünden ileri geliyor. Yani hat ve hesaba gelmez esma. Yani esma ayırmıyor. Mesela Cenabı Hak kimseye torpil geçmiyor. Mesela sana biraz hikmet vereyim. Sana yok. Sana rahmet yok. Sen hak etmedin. Böyle bir şey yok yani. Ya rahmetimden ümidimi kesme ne demek? Bütün esmalar sana tecelli edebilir. Rahmet o demek abi. Rahmet, rahmet merkezi bir nakış gibi. Besmele'nin sırlarında bunu söylüyor. Merkezi bir nakış gibi. Eğer sen o merkezin nakışa girersen, eğer ondan ümidini kesmezsen, oradan çıkmazsan bütün esmalara mazhar olabilirsin. Sen e, bundan istisna kalmazsın. E, peki bütün esmalar tecelli ederken niye bize esmalar tecelli etmiyor veya niye bir elmada bütün esmaları göremiyoruz ve istediğimiz şekilde mükemmel değil? Çünkü mahlukatın tenevvürleri o tecelliyatın tenevvüründen ileri geliyor. Çünkü mahlukat ayrılmış Mesela ben ona liyakat kesbetmemişim. Mesela ağaç ona liyakat yok. Melake ona liyakat yok. Yani bu cihette o mahiyeti ona uygun mahiyeti olmadığı için. Yani Cenab-ı Hakk'ın esmasının bir nakisiyeti yok, kusuru yok, acizliği yok. Ama burada mahlukatın mahiyeti ona müsait değil. O esma ise peki esma nedir? Daimi bir surette tezahür isterler. Esma daimi bir surette hani anı seyredir dedik ya. Anı seyrede ya yani anda devamlı bir akış devamlı bir vücut var. Dünyanın dünya cihetiyle ademi yok. O zaman ne var? Vücut ne o zaman? O zaman vücut esmanın tezahürüdür. Bu var. Yani bu ne demek? Nakışlarını göstermek isterler. Yani anda esmalar devamlı anda vücut vermek istiyor. Yani kainat kitabını ve mevcudat mektubatını anen, feanen yani an be an tazelendirmek isterler. Yani yeniden yeniye manidar yazmak, yani bak o kuantum fiziğinde dedikleri enerjinin de daha gerisi bu yani. Onlar diyorlar ki enerji var, enerjiyi bir şekillendiriyoruz. Cenab-ı Hak nazarında yani esma cihetinden baktığımız zaman enerji de yok. Devamlı yeniden yeniye, ademden vücuda yeniden yeniye manidar yazmak ve her bir mektubu zat-ı mukaddes ve müsemma-i ile beraber bütün ziyşurların nazar-ı mütealasına göstermek ve okutturmak iktiza ederler. Yani onların enerji dediğinden de daha ilerisi daha arkası nedir? Cenab-ı Hakk'ın esması an be an tazeleniyor, yazmak istiyor. Yani yeni yeni olmak istiyor. Hassiz tecelliyat. E i̇nsanın burada yapması gereken ne? İnsanın buradaki vazifesi ona aynesinde onu göstermek. Onun için insanın mahiyeti bir aynedir. Bunu söylüyor. Yani ayna nedir? Ayna kendinde hiçbir şey yok. Mesela ene içinde ayna misal diyor. Ayna kendinde hiçbir şey yok. Renk yok, şekil yok, bir koku yok, hiçbir şey yok. Yani aynada biz sadece renkleri görüyoruz. Ama öyle bir ayna düşünelim ki kokuyu da yansıtıyor. Öyle bir ayna düşünelim ki tadı da yansıtıyor. Öyle bir ayna düşünelim ki hikmeti yansıtıyor, adaleti yansıtıyor, kudüsmini yansıtıyor. Hepsini gösterebiliyor yani. Böyle bir külli bir ayna olsa, böyle bir ayna, işte orada insan mahiyeti, mahiyetine göre o aynada orada aynada görünüyor. Esma'nın nakşı. Sözler 9'da. Evet. Nasıl ayna? hususan insanın mahiyet aynesinde bütün esmasıyla bir cilvesi olduğu gibi hususan insanın daha arkası nedir? Ehadiyet ve samediyeti ilahiye her bir şeyde hususan zihayatta. Bak her bir şeyde var, her bir şeyde. Yani dışında bir şey yok. Her bir şey dediğimiz zaman dışında başka bir şey kalmıyor yani. Her bir şeyde hususan zihayatta daha hususan kimde özellikle zihayatta hususan insanın mahiyet aynesinde bütün esmasıyla bir cilvesi olduğu gibi. Yani insanın mahiyet aynısında ehadiyet ve samediyet itibariyle esmanın cilvesi var. Devamlı bu oluyor. Yani an be an. Hani dedi ya an fe anen tazelendirmek isterler. An fe anen tazelendirmek istiyor. İnsanın mahiyeti ayna gibi. Peki burada en son şuraya geliyoruz. Yani şekillendirme noktası abi. Yani onlar diyor ki biz kendimiz belirleyebiliriz. Burada 24. mektupta ne diyor? Bunun hakikati nedir? Yani belirlemek dediğimiz şey nedir? Bir misali okuyayım. Nasıl ki bir mahir sanatkar kıymetler bir elbiseyi murassa ve münakkaş surette yapmak için bir miskin adamı layık olduğu bir ücrete mukabil model yaparak. Şimdi bir biz neyiz? Bir miskin adam. Bu bir miskin adam yani bu anda her şey olabilir. Esma tecelli edebilir. Ee, bunu engeller ne? Birincisi aynı olduğumuzu bilmiyoruz. Aynelimizi unuttuğumuz için. İkincisi de şu vücut rengi verdiğimiz için yani aynı olacağız ama vücut rengi de vermeyeceğiz. Yani ayna var ama aynede siyah boya vurduk. Artık siyah boya devam edecek gibi bir vücut rengi vermemek. Yani bu var. Onun için de üstad ne diyor? İnsanın mahiyetini anlatırken. Katiyen anla ki senin gibi zayıfı mutlak, acizi mutlak, fakiri mutlak, fani, küçük bir mahluka koca kainatı musahhar etmek ve onun imdadına göndermek. Bak insan nasıl, insanın mahiyeti nasıl? Acizi mutlak, fakiri mutlak, fani. Yani kendisinde bir kudret yok, kendisinde bir malikiyet yok, fakir. Fani yani bir bekası yok. Yani anda ne çıkarsa o, anda çıkıyor, fani hemen kayboluyor anbean. An. Küçük bir mahluka koca kainatı musahhar etmek. Hani dedi ya cilvesi olabilir, bütün esmasının cilvesi var olduğu gibi. Burada da diyor ki koca kainatı musahhar etmek. Nedir? O koca kainattaki bütün esmalar o kainatta nasıl vücuda geliyorsa, vücut buluyorsa insana musahar edilmiş, tesir edilmiş ona yardım edebilir ve onun imdadına göndermek. İnsana yardım edebilir. Koca kainat. Yani kainat dediğimiz zaman içinde ne var? Yani insanın ruhunun dışında yani cesedi de dahil içinde olmak üzere. Kainat her şey yani. Bu var. Koca kainat insanı musahardır ve imdadına gönderebilir rahmet. Bunu da yapan rahmettir. İşte burada niye bunu söyledik? Bir miskin adam. Biz bir miskin adam olduğumuzu bilirsek yani bir aciziz, fakiriz, mutlak. Mesela mutlak acizlik. Mesela biz mutlak aciz olduğumuz için Cenab-ı Hak mutlak kudreti var. Kudreti mutlaka. Fakir olduğumuz için o ganiyi mutlak, mutlak zengin. Fani olduğumuz için o baki. Bunun gibi. Koca kainat bize musahar edebilir. Burada da misalde bir miskin adamı, böyle bizim hiçbir şeyimiz yok. İnsanın mahiyeti bir ayna hükmünde. Böyle bir miskin adamı layık olduğu bir ücrete mukabil model yaparak kendi sanat ve maharetini göstermek için o elbise o miskin adam üstünde biçer, keser kısaltır, uzatır. O adamı da oturtur, kaldırır, muhtelif vaziyetler verir. Şu miskin adamın hiçbir hakkı var mıdır ki o sanatkara desin. Beni güzelleştiren bu elbiseye neden ilişip tebdil ve tayir ediyorsun ve beni kaldırıp oturtup meşakkatle benim istirahatımı bozuyorsun. Misale baktığımız zaman misalde şu var sanki. İnsan miskin, elinde hiçbir şey yok. Cenab-ı Hak ne derse o olacak. İnsan mahkum mutlak gibi bir şey var. Zahirde öyle. Ama bak dikkat edilmiş nokta şu. Layık olduğu bir ücrete mukabil. Yani evet mesela biz diyelim hasta olduk veya diyelim başımıza bir şey geldi. Evet alıştık veya bir hissiyat oldu geçmedi. Fakat şu var biz e, şunu yapmıyoruz. Layık olduk mu buna? Layık olduktan sonra sanki mahkum gibi. O zaman liyakatını değiştir. O zaman buna layıktın. Evet o zaman liyakatını değiştir. O zaman kendin elbiseni değiştireceksin. Mesela onu da nasıl söylüyor? Sani Zülcelal her bir nevi mevcudatın mahiyetini birer model ittihaz ederek. Yani sen bir modelsin. Sen diyorsun ki aynamda siyah görünsün. Mesela siyah kesbediyorsun. Böyle ittihaz Cenab-ı Hak da ne yapıyor? Senin bunu bir model ittihaz ediyor bu ayneni. Sana ona göre vücut veriyor. Ama biz zannediyoruz ki evet bu vücut bir şey, başımıza bir şey geldi veya bir şey yaşadık veya bir kalıba girdik. Ondan çıkamayız. Halbuki Cenab-ı Hak ona istediği muhtelif vaziyeti verebilir ve nukuşu esmasıyla kemalat sanatını göstermek için her bir şeye hususan zihayata duygularla murassa bir vücut libasını giydirerek. Buraya kadar herkes eşit. Ya yani duygularla murassa mesela benim duygularım, işte başkasının duyguları, bütün insanlar bu noktada eşit. Yani mahiyeti itibariyle herkese bu hak verilmiş. Yani bu vücut verilmiş. Ama vücudun keyfiyeti nasıl olacak? Bu tespit edilmemiş. O neye göre tespit ediliyor? O da bizim mahiyetimize göre. Yani biz ne liyakatımız varsa ona göre bu vücut libası giydikten sonra üstünde kalemi kazar, kaza ve kaderle nakışlar yapar, cilve ve esmasını gösterir. Yani vücuda kadar herkes eşit, vücut libasına kadar. Ondan sonra artık biz ne liyakatımız varsa ondan sonra kalemi kaza ve kaderle nakışlar yapılıyor ve cilve-i esma görünüyor. İşte burada yani buraya kadar niye geldik? Burada şu var. Yani biz evet vücut libası var. Bir nakış yapıldı. Ama şimdi bir nakış yapıldı. Diyelim bir şey yaşadık. O bir nakıştı. Ama o devam etmek zorunda değil. Ya veya geçmişimizde bir şey oldu. Evet geçmişinde o oldu. Mesela diyelim elbise uzaltıldı. Ama şimdi elbise uzaltıldı diye hep uzun kalması şart değil yani. cenab Hak an beyan orada icraatı olduğu için, cilve esması olduğu için değişebilirsin. Ya zaten onlar da diyor kuantum fiziği? Her şey enerjidir. Enerjinin de sabitiyeti yoktur. Yani mesela diyelim bir saat sonrası Esma için sabitiyet yok, istediğini yapar. Onlarda ne diyor? Enerji olarak baktıkları için diyor ki her şey o zaman sabit değilse, o zaman ben bir saat sonra kendi zannıma göre şekillendirebilirim, kendi düşünceme göre. Bizde nasıl? Bizde de nedir? O şekillendirmek aslında nedir? Şekillendirmenin hakikati, mahiyeti liyakat kesbetmek. Yani liyakat kesbettikten sonra mesela diyelim mesela üstad nasıl bu şeye geldi? Liyakat kesbetti. Aslında nedir? Liyakat kesbetmek. Yani burada onların enerjiyle şekillendirmeye çalıştığı bizim de fikren, histen, işte duygu olarak, latife olarak yani biz de buna hazır olarak liyakat kesbetmemiz lazım. Yani hazır. Ya yani zaten aşağıda ne diyor abi? Bak orayı da okuyayım. Burası son. Cenab-ı Hakk'ın sana verdiği mahsûs nimet olan vücut mertebelerine. Yani bu bize verilen vücut mertebeleri mahsûs nimet. Yani biz buna layık olduğumuz için bu nokta yani şu anda bu şekildeyiz biz. Mukabil şükretmeyerek. Yani bunları olduktan sonra eğer insan şükretmezse, şükretmeyerek imkanat ve ademiyet nevinde ve senin eline geçmedi. Yani mesela önceden sana bir sene önce bir nimet verilebilirdi. Ama o imkanat ve ademiyet. Yani sen ona liyakatın yok ama. Evet esma o şekilde görünebilirdi ama senin liyakatın yoktu. Ve senin eline geçmedi. Senin eline bu geçmedi. Tamam. Bak yani eline geçmedi, geçmeyecek değil. Çaresizlik yok ve senlerine geçmedi ve sen layık olmadığın yüksek nimetlerin sana verilmediğinden. Batıl bir hırsla Cenab-ı Hak'tan şekva ediyorsun, küfranı nimet ediyorsun. Yani daha önce geçmediğine sen layık olmadın diye yüksek nimetlere batıl bir hırsla şekva ve küfran nimet etmek değil. Yani geçmişimizde bunlar olmadı. Geçmişe takılmak. İşte niye olmadı? İşte ben niye hastayım? Ve hep böyle devam edecek diye. Böyle demek değil. Ee, tam tersine ee, orada ileride dedi e, kanaat etmek yani e, kanaat ticaretli bir şükrandır. Yani burada zaten tersinden okuyayım o zaman daha iyi çıkacak. Orayı geçelim. Acaba bir adam mesela nasıl bu şekva yerine ne yapacağız? Şekva ve küfran nimet yerine. Acaba bir adam minare başına çıkmak gibi ali derecatlı bir mertebeye çıksın. Yani birincisi şu. Bizim şu anda bulunduğumuz yer bize göre ali derecatlı bir mertebe. Bunu kabul edeceğiz. Yani geçmişten o olanlar menfi ya da müsbet bizim için bir nakisiyet değil. Tam tersine şu anda Cenab-ı Hak bize bunu verdiğine göre biz şu anda olmamız gereken Ali derecatlı bir mertebeyiz. Mertebedeyiz. Bunu bir kere bilmemiz lazım. Büyük makam olsun. Yani şu ana kadar bize verilmesi gereken makamlar eksiksiz olarak verildi. Yani bir naksiyet yok şu anda. Her basamakta büyük bir nimet görsün. O nimetleri verene şükretmesin ve desin. Yani şu ana kadar yani geçmişimize ne olduysa ya da şu anda bu noktaya geldiysek büyük bir nimet bize verildi. Ya bu da nedir? Ee, bunun bize getirdi. Eğer biz buraya geldiysek bundan sonra da tekrar kendimiz o nimetlere liyakat kesmedip, ona göre biz de o cilveye esma görünebilir. Yani biz o şekle istediğimiz şekle girebiliriz. Mesela onların dediği enerjiyi şekillendirmek aslında bize nedir? Ona liyakat kesfetmek o nimetlere, o yüksek nimetlere liyakat kesbetmek. Ona şükrederek yani şu var. Mesela onlarda da dediğine var? İşte geçmişe takılma. Geçmişi düşünme. Mesela bizde nedir? E, mesela şekva etmek nedir? Geçmişte kalmak yani. Mesela bir sene önce niye bu oldu? Keşke bu daireyi almasaydım. Keşke bu arabayı almasaydım. İşte keşke şunu yapsaydım. Keşke bunu yapsaydım. Veya bu benim başıma niye geldi? Bu nedir? Aslında imkanat ve ademiyet. Ademi olan şeylerde kalmaktır. Bunun yerine şükretmek nedir? Evet, şu ana kadar geldim. Bu nimetler bana verildi. Şu ana kadar ben geldim. Bundan sonra da kanatla talep etmek. Yani e, nimeti talep etmek. Yani ben şöyle bir modelde, şöyle bir elbisede olmak istiyorum. Böyle bir elbise, böyle bir libas giymek istiyorum diye bunu yapmak. Yani biz e, bu anda, bu anda fikrimizle, hikmetle, hakla, aklımızla, ha, hakikatla kendi geleceğimizi kendi istikbalimizi şekillendirebiliriz yani. İnsan bunu yapabilir yani. Onların o kuantum fiziğinde dedikleri şey aslında Risale-i Nur'da bu. Yani aslında Risale-i Nur'da zaten gösterilmiş. Ama onlar maddeden gittikleri için, hülası olarak onlar maddeden gittikleri için, direkt o gördükleri için, direkt oradan yola çıkıyorlar. Biz <coughs> Risale-i Nur'u tam hakikatine muhatap olamadığımız için veya anlayamadığımız için veya hayatımıza geçiremediğimiz için biz Onları tam a, göremiyoruz yani çıplak olarak. Onlar daha net görebiliyor yani direkt oraya a, orada düşündükleri için. Evet. Allah razı olsun el Fatih. <laughs>